Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Ev Yaşam adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz etkinlik sorularıyla başlayalım. Farklı ülkelerdeki çocukların ev ve okul yaşamları ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza paylaşınız. İsrail'de zorunlu eğitim yaşı 6-15 yaş arasıdır. Bizde ise daha farklı uygulamalar söz konusudur. Finlandiya'da ve Japonya'da öğrencilere ödev verilmezken bizim ülkemizde çocuklara okulda çok ödev verilmektedir. Hangi ülke çocukların hayatlarını kendinize yakın buldunuz? Nedenleriyle açıklayınız. Ben özellikle Finlandiya'daki eğitim sisteminde çocukların oyun oynayarak öğrenmeleri yöntemini kendime uygun görmekteyim. Sizce dünyanın en mutlu çocukları hangi ülkede yaşıyor? Niçin? Bence ülkesini seven, ülkesini mutlu için üreten, değer veren her çocuk o ülkede er, e, er mutlu şekilde yaşamaktadır. Çocuklar aileleriyle, sevdikleriyle beraberse o ülke onlar için en mutlu ülkedir zaten. Sevgili öğrencilerimiz, Ev yaşamı adlı metni sizler okuyabilirsiniz. E, biz soruları cevaplandırmaya başlayalım. Birinci etkinliğimiz... Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Kelimelerin sözlük anlamlarını yazınız. Aygıt kelimesi birçok parçanın yapılmış alet cihazdır. Görkemli kelimesi büyüklüğü, görünüşü ve güzelliğiyle görenleri etkileyen gösterişli anlamındadır. Hasır kelimesi sas, kabuk, yaprak ve benzeri bir bitki maddesiyle örülmüş tabandır. Kuşak yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çan şartlarını yaşamış olandır serüven baştan geçen ilginç olay ve olaylar zinciri maceradır. Uygar fakir, fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olandır. Birinci sorumuz yazar Japonların ev yaşamını neden basit bulmuştur? Bu kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip bir ülkenin ev yaşamını daha görkemli olmasını beklediği için basit bulmuştur. 2. Çocukların eğitim konusunda yönlendirilmesi doğru mudur? Niçin? Evet doğrudur çünkü çocuklar toplumun temelini oluştururlar. Bu temel ne kadar sağlam olursa o toplumda o kadar sağlam olur ve gelişir. Bu da eğitimle mümkündür. 3. Japon çocukların okul yaşantısı ile kendi okul yaşantınızı karşılaştırınız. Japon çocukları çok sıkı bir eğitim yaşamı sürdürüyorlar. Yılda 40 gün tatilleri var fakat bu tatilde boş durmuyorlar. Verilen ödevleri yapıp kontrol ettiriyorlar. Sık sık okul gezisi yaparak dersteki öğrendiklerini yerinde inceliyorlar. Bizde ise eğitim Japonlara göre o kadar sıkı değil. Tatil günlerimiz çok ve tatilde ödev yapmıyoruz. Okul gezilerimiz çok nadir oluyor. Ve biz gezileri genellikle eğlence amaçlı yapıyoruz. Bence bizim okul yaşantımız Japonlarından çok daha gerisinde. Japonya'da yapılan okul gezileri öğrencilere nasıl bir fayda sağlamaktadır? Öğrenciler dersi öğrendiklerini bu gezilerde yerinde inceleme fırsatı sunuyor. Bu da öğrenilenlerin daha iyi pekişmesini sağlıyor. Japonların eğitim ile ilgili yaptıkları uygulamalardan hangisini ilgi çekici buldunuz? Ormana götürülen çocukların bir yandan çevreyi incelerken bir yandan da ağaçların altını temizlemelerini çekici buldum. Japon çocuklarının özgüvenli ve başarılı olmasında ana etken nedir niçin? Eğitimde çocukların her işi kendilerinin yapması ve bilgileri direkt vermeleri yerine kendilerinin keşfetmesini sağlaması ana etkendir. İmkanınız olsaydı Japonya'da yaşayan çocuklara hangi soruyu sorardınız? 2145 harfli alfabeyi nasıl öğrenebildiklerini sorardım. Üçüncü etkinliğimiz aşağıda verilen özelliklerden metne ait olanların karşısına gülücük işareti olmayanların karşısına kızgın simgesini koyunuz. Bilgilendirici metindir. Evet. Gizlip görülen yerler okuyucunun gözünde canlandırılmıştır. Evet. Yazar farklı bir toplumun ilgi çekici yaşayışını aktarmıştır. Evet. Olaylar kronolojik sıraya göre anlatılmıştır. Hayır. Yazar gördüklerine kendi yorumlarını katmıştır. Evet. Yukarıdaki gülücük simgesini koyduğunuz özelliklerden yola çıkarak metnin türünü belirtiniz. Gezi yazısı, Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haber metni ile görsel uyumlu mudur? Evet uyumludur. Görselde ailelerle birlikte mutlu olan çocuklara yer verilmiştir. Sizce çocukların okul ve ev yaşamında mutlu olması neye bağlıdır? Çocukların üzerinde baskı oluşturulmadan öğrenmeleri gereken bilgileri kendilerinin keşfetmesine izin vermeye bağlıdır. Görseldeki varlıkların adlarını altlarındaki boşluğa yazınız. Bu adı oluşturan sözcükleri gösteriniz hanım eli bilgi sayar anlatık, kabir şeklinde çevirmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki sözcükleri birleşik sözcükler sözcük oluşturacak şekilde eşleştiriniz. Eşleştirme sonucu ortaya çıkan sözcükleri yazım kurallarına uyarak sindirella tahtasına yazınız. Arkadaşlar uzak doğu, ilk bahar, Japon Gülü, kuzey batı, ana okul, hafta içi ve birçok şeklinde yazmanız gerekmektedir. Altıncı etkinliğimiz siz de gezip gördüğünüz bir yeri gezi yazı şeklinde anlatınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Şu şekilde bir yazı yazabiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar sizlere geçen yaz ailecek gezi için gittiğim Ağva'yı anlatacağım. Ava İstanbul'un Anadolu yakasında Karadeniz kıyısına yakın kuzey bölgede bulunan Şile ilçesinin bir beldesidir. İki nehrin arasında bulunan Ava'nın uzun bir plajı var. Doğası çok güzel, yürüyüş parkurlarına, piknik alanlarına, koy ve şelalelere sahip. İnsanlar genellikle burayı deniz tatili için tercih ediyorlar. Günübirlik piknik için de tercih edenler çok. Nehir kenarlarında birçok restoran, kafe ve otel bulunuyor. İnsanlar avada denize giriyor, doğa yürüyüşü yapıyor, piknik alanlarında piknik yapıyor. Kafe ve restoranlarda da yiyip içebiliyor, hediyelik eşya alışveriş yapabiliyor kamp alanlarında piknik yapabiliyorlar. Tekne turu ve balık tutma da burada yapılabilecek diğer aktivitelerden. Ava Karadeniz'de kıyısı olan e, kıyısı olduğu için yazları şehre göre daha serin. Biz sıcaklardan bunaldığımız için gitmiştik. Ava'da bulunan Göksu Nehri üzerinde deniz bisikletleri turladık. Daha sonra bisiklet kiralayıp sahil boyunu ve doğayı gezdik. Güzel bir restoran yemek yiyip biraz da alışveriş yaparak döndük. Ava tatil ve piknik için çok uygun bir belde günübirlik gezi ve piknik için de ben size burayı önerebilirim. Evet sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelcap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinize ve hayatınıza başarılar dilerim. Evvelce ailesinden saygılar, selamlar.